Nüfusun %23'ünü oluşturan göçmenler arasında suç işleyenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesi için bu pazar İsviçre'de referanduma gidilecek. Aşırı sağcı parti tarafından propagandalarla evet çıkmasına çalışılan ülkede hükümet çıkacak sonuçtan endişeli. Evet çıkması ihtimaline karşı bir öneri hazırlayan İsviçre hükümeti, sınır dışı edilmelerde cezanın oranına bakılması gerektiğini ileri sürüyor. Cuma akşamı İsviçre'den Samanyolu Avrupa ekranlarına gelen Madalyon programında da enine boyuna konuşulan referandum konusunda programa katılan konuklar öz eleştiride bulundular. Aşırı sağın yükselmesinin nedeninin ülkedeki göçmenlerin kendilerini ifade etmede geç kalmaları olarak değerlendiren konuklar, bunun için daha fazla hayatın içinde olmak ve eğitim adres gösterdiler. Ülkedeki gelişmelere karşı duyarsız kalan ilk gelen göçmenlere rağmen yeni jenerasyonun İsviçre'de göçmenler hakkındaki olumsuz düşünceleri yavaş yavaş yıkmaya başladıklarını söylediler. İsviçre'de aşırı sağın desteklenmesinin son yıllarda artan nitelikli göçmen sayısındaki artış olduğuna dikkat çeken program konukları, nitelikli göçmenlerin artmasının aşırı sağı korkuttuğunu dile getirdiler. İsviçre'de yarın oylanacak referandumda yer alan tasarı kabul edilirse ülke güvenliğini tehditen ceza alan yabancı süre şartına bakılmaksızın sınır dışı edilecek. Cinayet, tecavüz gibi ağır suçlarda bir yılı aşkın hapis cezası alanlarla sahtekarlık suçlarında 18 ay hapis cezası alanlar sınır dışı edilecek. Ayrıca 10 yıl içinde 720 gün hürriyeti bağlayıcı ceza almış kişiler de sınır dışı edilebilecek. İsviçre'de yaşayan yabancılar çıkacak sonuçtan endişeli. Yapılan anketler de evet oylarının oranını %65 olarak gösteriyor.